İyi akşamlar sayın seyirciler. Ankara stüdyolarımızda yine Birlik Zamanı programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Türkiye Asubaylar Sendikası Genel Başkanı, emekli asubay, doçent doktor Ahmet Zengin Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için ben teşekkür ederim. Ben çok mutlu ediyoruz. oldum. Ee, bu nazik davetinizi beni çok onurlandırmıştır. Hepinize, bütün çalışanlarınıza ben de çok teşekkür ediyorum. Bize e, ilk önce biraz özgeçmişinizden, kendinizden bahseder misiniz? Evet efendim ben e, TÜSÜLAR Kuvvetleri'nde 26 sene görev yaptım. E, Ordudayken Arap dili edebiyatı bölümünü bitirdim. Emekli olduktan sonra da e, Viyana Üniversitesi'nde Elektroteknik bölümünde. Maşallah bayağı farklı alanlarda Estağfurullah. değil mi? Evet. Estağfurullah efendim. Evet. evet. E, ve Düsseldorf Üniversitesi'nde ihtisas yaptım. E, şu anda e, Kıbrıs Cumhurbaşkanımızın üstün şeref madalyası. Maşallah. E, Yurt dışından. Evet. E, birkaç ülkeden de çalışmalarım nedeniyle. ...ödüllendirildim. Hani... E, tabi boş durmuyoruz. Yani e, işte patentlerdir... ...çalışmalar... E, ...kitap yazımı... ...ve diğer işlerle e, hayat devam ediyor. Tabii ama bayağı maşallah... E, ...üreten bir insansınız. Estağfurullah efendim. Evet. E, patent çalışmalarınız da var galiba. Evet Size kısaca patentler onları... e, bu... tabi dünya... ...inovasyon, gençler özellikle... ...ARGE çalışmalarıyla... Türkiye Cumhuriyeti gelecek nesillerde çok önem verdi bu patentlere, çalışmalara. Evet. Ki burada Türkiye İracatçılar Meclisi'ne de bir ahde vefa borcumu, teşekkürlerimi iletmek isterim. Onlar da benim bir projemi birincilikle ödüllendirdiler. Maşallah. Bu patlayıcı ve mayınları uzaktan tespit eden bir patentin sahibiyim. Dünyada birçok ülke buna sahiplenmek istedi. Ama inşallah Türkiye'de üretilip vatanımıza... E, ...insanlığa faydalı olması. Maşallah, çok güzel olur olmasını, tabii ki. Çok çok, olmasını çok güzel. olur arzu ki. tabii ki. Ee, bir de aynı zamanda yeni bir kurulmuş bir sendikanız var. Evet Onlar biraz bahseder misiniz? Efendim, e, şimdi eee asubaylar as e, şu anda bir derneğe sahipti. E, fakat e, sendika fikri Anayasa'nın 90. maddesi gereği eğer Türkiye uluslararası bir anlaşma imza atmışsa ve bu iç hukukla tezat teşkil ediyorsa e, ...size sendika kurma hakkı veriyor. Evet. Dolayısıyla Asubayların bazı sorunları var. Özellikle... E, ...sosyal sorunları var. Ekonomik sorunları var. Onları gidermek için, bunları... E, ...sendika bazında dile getirmek için... E, ...bir sendikayı 28 Şubat... ...2013 tarihinde İstanbul'da kurduk. Ve bu sendika... ...aynı zamanda... E, ...Euromil denilen... ...aşağı yukarı 30 ülkenin... ...dahil olduğu ve... 400'e yakın kuruluşun üye olduğu Euromil denilen Avrupa Asker Teşkilatı'na da 16-17 Ekim tarihinde Roma'da yapılan bir toplantıda ben de orada İngilizce sunum yaptım. E, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin büyük muhalefetine rağmen delegelerin büyük çoğunluğuyla iki yıl gözlemci sıfatıyla Euromil denilen asker teşkilatına da Türkiye Asubaylar Sendikası üye oldu. Türkiye'deki Hı. hukuk mücadelemiz devam ediyor. Yani e, uygun olan bütün hukuk yollarını deniyoruz ve e, şu anda orduda görev yapan 96.380 asubay, emekli olan 95.500 asubay ve bundan çocuklarıyla aileleriyle çok büyük bir aile. Tabi. Dolayısıyla sorunları e, masa başında, legal ve kanunlar çerçevesinde konuşarak onların haklarını gündeme getirmek istiyoruz. Ama Euromil Tabii Türkiye'deki bu tip konuları Avrupa Parlamentosu'nda ve Avrupa Komisyonu'nda, NATO Asamblesi'nde bunları gündeme getiren bir kuruluş. Evet. Bu çalışmalarımız devam ediyor ve yakında yine bir genel kongre yapacağız. Bunlara şu anda kurucu genel başkanıyım ben. İnanılan birçok arkadaşımla yola çıktık. Onlar da çok destek verdiler. Şu anda hiçbir maddi gelirimiz yok, desteğimiz yok ama... İnanan kardeşlerimizle bu yolda kendi e, imkanlarımızla devam ediyoruz. Evet, e, Başarılar diliyoruz biz de size. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim efendim. İnşallah. E, programımızın konusuna dönecek olursak, e, bizler sizin de bildiğiniz gibi Türk İslam Birliği ülküsüne gönül vermiş insanlarız. Evet, yani e, çok sorunlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah bizi böyle bir coğrafyada yapmış. Hem çok evet. önemli bir coğrafya, çok stratejik, e, çok jeopolitik açıdan çok e, öneme haiz olan bir coğrafya. Evet efendim. Fakat e, maalesef e, çok uzun yıllardır da hep e, sorunlu olan bir coğrafya. Evet efendim. Böyle bir bölgede bir lider ülke konumunda aynı zamanda güçlü bir ülke konumunda e, çok uzun yıllardır var olmuşuz. Ee, ...sorunlar bitip tükenmek bilmiyor. Yani Müslüman coğrafyada sürekli kan akıyor... ...sürekli problemler var, kargaşa var... ...fitne var, birçok şey var. Şimdi oradan başlayacak olursak... ...Türkiye'nin bölgedeki konumunu nasıl görüyorsunuz? Tarihsel perspektiften de bakarak. Evet efendim. Biraz bize değerlendirir misiniz? Tabii bu... E, ...öyle bir... E, ...alanda yaşıyoruz ki... ...yani herkesin gözünün olduğu... ...çok stratejik... ...hem Doğu blokunu kontrol eden hem Avrupayı kontrol eden hem de kuzeyde Rusyayı kontrol eden çok önemli kritik bir coğrafyadayız. Yani bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Doğru. Ve bu bedel zaman zaman dış güçlerin de destekleriyle, tahrikleriyle, çeşitli terör örgütlerinin destekleriyle zaman zaman moral bozucu, insanların umutlarını çok üzüntülü bir noktaya getiren ve bazen zaman zaman Ülkenin kalkınmasını, gelişmesini, dünyada süper bir güç olmasını istemeyen güçler tarafından çeşitli oyunlarla, varyasyonlarla ve yapılan bir takım taktiksel, tarihsel hatalarla ülkemizdeki bu alanda bizim rahat, başarılı olmamız istenmiyor. Yani bu bir gerçek. Evet. Ancak şöyle bir durum var. Yani biz şimdi bugün bakın Doğu bloku ülkeler. Akdeniz'e sıcak denizlere inme gayretleri. Şimdi bambaşka bir konuma geldi. Yani Amerika geldi. Irak'ta komşumuz oldu. Yine bizim Ermenistan sınırımız Gürcistan, Ermenistan, İran sınırımız zaman zaman problemlere sebep evet, oldu. Evet. Yine o bölgede işte Suriye bugün hakikaten çok vahim sonuçlar var ve bunun en ağır faturasını maalesef biz ödüyoruz. Evet. Şu anda biz ödüyoruz. Şimdi Tabi insanların mesela peşmergeler de o işte zamanında e, Türkiye'ye geldiler, sığındılar. Evet, özel zamanda diyorsunuz. Özel, özel zamanda, evet. rahmetli özel Hı -hı, zamanda tabii. sığındılar. Şimdi peki şu soruyu hiçbir zaman kendimize sorabildik mi? Yani bizde bizde bir şey olursa Türk milleti nereye sığınır? Nereye gider? Hı -hı. Başka gideceğimiz coğrafya yok. Evet, evet. O halde bu topraklar bizim 5000 yıllık tarihimizin, Türk-İslam birliğinin, mümtaz ülkemizin bu topraklar bizim kanımızla, canımızla ve bedel ödeyerek sahip olduğumuz topraklar. Şunu söyleyebilir miyiz yeri gelmişken? O zaman Türkiye varlığıyla, gücüyle bütün bölge ülkelerinin, bütün o Orta Doğu, e, coğrafyasındaki ülkelerin, İslam ülkelerinin evet. umut bağladığı, Tabii ki. sırtını yasladığı, Tabii kendini ki. güvende hissettiği, belki abi gibi gördüğü Evet, bir evet. abi gibi gördüğü belki tabiri caizse eğer kendi güvende hissettiği bir ülke konumunda değil mi efendim? Tabii ki. Şimdi burada burada bizim şöyle bir rolümüz var, misyonumuz var. Yani Türkiye Cumhuriyeti bütün ülkelere ki bugün bakın kuruluşumuzda Pakistan, evet. başka ülkeler. Hı hı. Yani e, bu coğrafyadaki e, bize zaman zaman da çeşitli haritalar yaparlar, gösterirler. Bunların bir kısmı provokatiftir. Evet. Yani işte orada çeşitli Kürdistandır, başka şeydir falan haritalar yapılır. Evet. Yani biz haritanın hani Osmanlı İmparatorluğu olarak Akdeniz'i göl haline getirmiş, <laughs> efendim bir ucu Viyana'dan, bir ucu Basra Körfezi'nden dünyanın birçok bölgesini kontrol altına alan bir devletiz ve böyle bir harita yapmaya muktediriz biz. Evet. Biz bunu yaparız. Ama burada önemli olan şey şu konseptleri devamlı değiştiriyor. Yani bunu bunu istemeyen ülkeler ki başta bugün hani bizim dost bildiğimiz birçok ülkenin e, çeşitli argümanlar ortaya koyuyorlar ve bu bizim bildiğimiz stratejilerin dışında her gün yeni bir strateji gelişiyor. Mesela siz bir adım atıyorsunuz, arkasından 10 tane adım daha geliyor. Dolayısıyla burada bir abilik ve güçten ziyade bir stratejik moral üstünlüğüne bizim ihtiyacımız var. Hı hı. Yani evet. Bizim Hani e, Türkiye bütün argümanları kendisi kontrol edebilmeli, kendisi oynayabilme. Eğer bir oyun oynayacaksa, evet. bu coğrafyada, o elinde olmasın. Bizde için. olmalı Hı -hı. ve moral de bizde olmalı. Evet. Yani bazen inisiyatif sizde olmayabilir ama moraliniz yüksek olur, onu Hı -hı. bertaraf edebilirsiniz. Doğru. Çanakkale'de olduğu gibi. Tabi. Ama üstünlük ve moral üstünlüğü sizde olursa, siz bu coğrafyada hem o abilik görevini hem de güven hissini bütün Hı -hı. ülkelere verebilirsiniz. Çok Bizim, doğru bir e, e, temaya vurgu yaptınız. Moral duygusu değil mi? Moral duygusu üstünlüğü. çok önemli. Evet, evet. Çok önemli. Yani kontrol sizde olacak. Hı hı. Yani siz yöneteceksiniz. Eğer bu gücü, bu kontrolü başkasının eline verebilirseniz, verirseniz o zaman çok vahim sonuçları bunun ortaya çıkar ki bunun altından kalkmak, bu faturaya dönmek bu coğrafyada çok zor. Hani evet. bugün biz bir Almanya değiliz, Hollanda değiliz. Tabii, tabii. Hani birkaç ülkeyle sınırlı bir şeyimiz yok, bağdaşımız yok. Tabii. Bizim birçok ülkeyle iyi veya kötü temasımız var. Dolayısıyla burada e, Avrupa Birliği'nden, e, Rusya'dan, e, Amerika'dan tutun bütün ülkelerin bu bölgedeki eğer varsa bir moral üstünlük sağlayacak planları varsa bizim bunlara karşı çok daha farklı stratejiler ortaya koymamız lazım. Peki efendim e, o moral üstünlük derken? Bu tabi biraz özgüvenle de alakalı. Bu özgüven içinde bizim gerekli e, bütün altyapımız mevcut aslında. Yani kendi kültürel kodlarımızda, tarihsel geçmişimizde bu zaten mevcut öyle değil evet. mi? Şimdi, <laughs> affedersiniz. Estağfurullah. Şimdi Türklerin bir özelliği var. Bunu, bunu her zaman söylemek lazım. Türkler yıldızlara benzerler. Karanlıkta ve dumanlı havada ortaya çıkarlar. Hı hı. Çok sabırlıdır. Hı hı. Yani şu anda Türk milletinin en büyük ihtiyacı olan şey sabırdır. Hani planlar ve stratejiler yönetim yöneticiler tarafından bir plan ortaya konmuştur. Fakat bunu bunu Türklerin sinir uçlarıyla oynamadan ve onların hassas oldukları noktalardan geçmeden bu planların yürürlüğe konması lazım. Aksi takdirde Türklerin ayranı kabardığı zaman neler yapacağı tarihte de görülmüştür. Bugün de görülür, yarın da görülür. Bu bahsettiğiniz iç politikadaki durum için mi söylüyorsunuz yoksa e, komşularımızla olan ilişkilerimiz ve e, coğrafi Bu her ikisi için de geçerli. Yani <laughs> Afedersiniz. Estağfurullah. Her ikisi için de geçerli. Yani hem dış ilişkilerimizle ilgili, Hı -hı. hem iç ilişkilerimizle ilgili. Hı -hı. İkisinde de yani sabır sınırlarının çok zorlanmaması Hı -hı. ve burada yapılacak şeylerin insanların galyana gelecek şekilde prezente edilmemesi, düzenlenmemesi lazım. Evet. E şimdi Avrupa Birliği yıllardan beri biz işte e, Türkiye Asubaylar Sendikası olarak biz Avrupa'nın bir kuruluşuna üye olduk. Evet. Hani bize e, gözlemci sıfatı verdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor. Çok acı bir durum bu tabi. Yani bize şu söylensin. E, efendim biz sizi almıyoruz. Yani bir oyalama siyaseti güdülmesi rahatsız E, Tabii edici. bu Hocadan çok rahatsız acıdıyorum. edici Yani evet. bu bu sabır sınırlarını zorluyor. Evet. İşte onu söylüyorum. Evet. Yani sinir uçlarına dokunuyor artık. Tabii. Yani bize şu densin. Biz sizi istemiyoruz, almıyoruz. Başımız üstüne. Biz de kendi işimize bakarız. Tabii. Yani kendimiz bölgede başka bir birlik alternatifi çok rahat oluşturabiliriz. Şimdi burada amaç bir birlik kurmaktan ziyade bir üst rol üstlenebilmek. Hı. Yani. Siz bir birlik kurabilirsiniz. Hani NATO'nun karşısına Sento kuruldu. Başka ülkeler, evet, evet. başka kuruluşlar da var. Evet. Hani şimdi Şangay Beşlisi falan deniyor. Yani. Şimdi fakat yani siz bir kuruluşa önderlik edebilirsiniz veya dahil olabilirsiniz. Ama şu olmalı. Yani siz strateji kontrol edebilir bir ülke haline gelmelisiniz. Evet. Burada bu bu konu çok önemli. Evet, doğru. Şimdi aksi takdirde yapılanlara Yapılan davranışlara bir davranış geliştirmeniz o alanda çok zayıf kalmanıza neden olur. Çünkü hani meşhur atasözü su uyur düşman uyumaz. Evet. Düşman uyumuyor ki. Yani düşman Hı -hı. sürekli konsept geliştiriyor, sürekli bir argüman ortaya koyuyor ve bu sizi köşeye sıkıştırma. İşte bakın Türkiye'nin mesela ekonomik açıdan bir dünya lideri, bir dünya yıldızı, süper güç olması kimse istiyor mu? İstemiyor. Evet, kimse istemiyor. Türkiye'nin kontrol etmesini kimse istemiyor bu coğrafyayı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi Amerika e, kilometrelerce uzaktan gelecek ve Orta e, Doğu'daki e, alanları kontrol edecek. Evet. E, bu böyle bir şey olabilir mi? Yani evet. siz burada bunları görüp önceden tedbirlerini ve projelerini önceden koymanız lazım. Bakın planlar bizde maalesef hani günübirlik yapılıyor. Hı hı. Yani planlar bir yüz yıla dayanmalı en az uzun orta kısa vadedeki planlar en uzunu yüz yıl olmalı hı. en az strateji geliştirilmesi gerekiyor tabii ki doğru. En, en, az. Evet. en az efendim her gün yeni bir şey değişiyor hı. hani değişmeyen tek şey değişimin kendisi hı hı. her gün bir şey değişiyor doğru problemler de bu coğrafyada dün vardı bugün de olacak yarın da olacak ama bizim bunlara karşı neyimiz var ne hazırlığımız var evet. onlara bakmak lazım. Dolayısıyla bu coğrafyadaki yaşam biraz riskli bir yaşam. Hı hı. Bir bedelli yaşam. Doğru. Yani bunu kanıyla canıyla efendim e, çeşitli şeylerini kaybederek insanlar bu coğrafyayı bu hale getirdiler. Hani şimdi hep Çanakkale örnek veriliyor. Efendim tabii ki şimdi Çanakkale'de e, bizim sadece İngilizlerle değil mesela Afrikalı Efendim, Anzaklar, Avusturyalı, hı hı. yani Yeni Zelandalı, yani dünyanın her tarafından insanlarla savaştık. Demek ki bu coğrafyada bir bedel ödedik biz. Ama şunu dünya biliyor. Yani Türkler, hani bıçak kemiğe dayandığı zaman neler yapabileceklerini dünya biliyor. Evet. Bunun farkında herkes. Onun için de savaşmadan savaş kazanma stratejisi şu anda gündemde. Yani eski bu. İşte siz bu cepheye geçin, ben bu cepheye geçin, birbirimize tüfek sıkalım, el bombası atalım diye değil. Savaşlar artık hem ekonomik, hem biyolojik, hem stratejik yapılıyor. Doğru, evet. Fakat bölge doğru çok uzun yıllar zaten hep e, problemler yaşamış. Ama Osmanlı zamanında e, ...kardeşlikle, barış içerisinde, hoşgörü içerisinde... ...bir arada yaşama kültürünü geliştirmişiz. Bir arada e, bütün bu milletleri... ...bütün bu farklı kalimleri ya da dinden, dilden... ...ırktan e, insanları, çeşitli dinden, dilden... ...ırktan insanları bir arada... E, ...yaşatabilmişiz. Tutabilmişiz. Tabii tutabilmişiz. Tabii. Az değil ki. Altı yüz küsür yıldan bahsediyoruz. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde ve hiçbir milletinde... Evet. ...ari bir ırk yoktur. Doğru. Onlar asortidir. Yani mesela bir şeker kutusundaki çeşitli renkteki, tattaki şekerler gibi. Evet. Veyahut da bir gül bahçesindeki değişik renkteki güller gibi. Onların hepsini bir arada tutan şey bahçenin kendisidir. Yani orada evet. içinde efendim ben burada kaktüs, kaktüsüm, burada <laughs> burayı talan ederim diyemezsiniz. <laughs> yani Osmanlı bunu yapmış. Osmanlı değişik ırktan, düşünceden, e, milletten ırkları bir arada tutarak Onları kardeşlik ve barış içinde yaşatmış. Doğru. Yani başarılabilmiş bu? Tabii ki başarılı efendim. Yine başarabileceğini göstergesi bu da. Tabii ki kesinlikle. Tabii kesinlikle başarılabilir. Burada Osmanlı'nın yalnız yaptığı bir şey daha var. Yani bu belki gözden kaçabiliyor. Osmanlı'nın yaptığı şey şu. Yani bu coğrafyada alandaki bütün sahip oldukları interland'daki milletleri tek bir kavim yapmaya çalışmamış. Tabii. Evet. Yani siz Musevisiniz. işte Hristiyan'sınız. Siz de Müslüman olacaksınız. Asla bir zorlama yok. Tabii. O kendi dinini yaşamış. Kendi geleneklerine, göreneklerine, adetlerine göre. Şimdi bakınız siz Pardon, bu zaten Kur'an'ın gereği değil mi? Tabii bir ki. ayette biliyorsunuz şeytanın Allah'a sanırım Tabii. dinde baskı ve zorlama yoktur, yoktur diye Allah buyuruyor. Bunun gereği olarak Osmanlı bunu yapmıştı Tabii zaten. Ki. Tabii ki. Bu çok önemli. Tabii yani ki. hani bazen e, dinimize karşı böyle baskıcı ve zorlamacı bir e, ee, yanlış bir anlayış gelişebiliyor bazı kişilerde. Bunun delilidir aynı zamanda bahsettiğimiz örnek. Tabii ki. Şimdi tabii ki dini argümanları ve e, e, gerçekleri, ekolleri, benim burada telaffuz etmem benim ilmimi aşar. Beni bağışlayın. Estağfurullah. Ama ama yani bu, bu vatanın bir evladı olarak şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Biz herkesi çok seviyoruz. Hı hı. Herkesi diyoruz Kardeş kabul ediyoruz. Evet Ama herkes de bizi kardeş kabul etsin. Tabii ki. Şimdi Anlaşmalar ve dostluklar iki tarafın da iyi niyetleriyle olabilir. Bakınız aynı dili konuşan insanlar değil, aynı gönlü paylaşan insanlar anlaşabilir. Tabii. Dillerimiz farklı olabilir. Evet. Düşüncelerimiz, dinimiz farklı olabilir. Ama aynı gönlü paylaşmamız lazım. Burada yani ortaya konmak istenen şey ayrıştırmak, birleştirmek evet. değil. Evet. Yani baştan kimyanın reaksiyonuna aykırı bir katalizör var. O ayrıştırmak istiyor. Evet. Çünkü öyle işine geliyor. E bugün e, bizim Güneydoğu'daki efendim coğrafyamızdaki problemimiz şudur. Oradaki yaşayan insanlar bu ülkenin birinci sınıf insanıdır ve kardeşimizdir. Tabii ki. Ama sen de beni kardeşin görürsen. Hı, hı. Yok sen beni kardeşin görmüyorsun. E, oradaki zarar veriyorsun. Devletin kaynaklarına zarar veriyorsun. Milletin evlatlarına zarar veriyorsun, orada orada bir problem başlar o zaman. Ama iyi niyetler, sabırlar her zaman yeterli olmayabilir. Ama bir şey yeterli olabilir. Orada üst kimlik olarak Türk İslam konseptini biz baz almalıyız. Evet. Türk İslam birliğini baz almalıyız. Orada bu çok önemli. Şimdi efendim. E, siz, e... Türk İslam deyince tabii hemen şu soru akla geliyor. Bunu da söyleyelim ki açalım biraz ki e, rahatsızlık duyan kişilere karşı bir açıklama olsun, rahatsızlık duymamaları gerektiğini anlasınlar. Türk kelimesini bir ırki, etnik anlamında köken anlamında söylemiyoruz. Mi? Bu çok önemli. Ki. Öyle tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Bunu da açalım isterseniz. Efendim, şimdi biz bu coğrafyada hani Alpasta'nın 1071'de Anadolu'ya girişiyle birlikte, birlikte bir e, birlik ve beraberlik içinde, yine istiklal harbinde, birlik beraberlik içerisinde. Yani Atatürk'ün söylediği gibi, e, bu milleti oluşturan bütün unsurlar Türktür. Tabii, Efendim Zaten ne mutlu Türk'üm diyene... Ne mutlu Türk'üm diyene... Budur zaten budur. değil mi efendim? Bunu Ama bunu ısrarla, evet. ısrarla başka mecralara çekmek isteyenler evet. şunu bilmiyorlar. Yani mesela efendim Müslüman Kürtler öz be öz Oğuz kavmindendir. Türktür yani onlar. Hı hı. Bugün bu PKK, PKK Kürt değildir, hı hı. Türk de değildir. Aslına bakarsanız Ermenidir çoğu. Çoğu da yani Müslüman değildir, hı hı. çoğu da Zerdüş dinine mensuptur. Yani ateşe tapar. Hı hı. Zerdüşlük budur. Yani koyun eti, şey, inek eti, koyun eti haramdır, domuz eti helaldir. Hı hı. Onlar da ateşe tapar. Zaten dikkat edilirse bu PKK'nın ateşle, işte havai fişekle, poşiyle falan o zerdeüştlüğün bir geleneği. Yani işte evet. e, ateşin ruhuna taparlar. Onları evet. tanrı kabul ederler. İşte o nefesleri söndürmesin diye de böyle şey bağlarlar. Hı hı. Yani o bir zerdüşlük ve o yani marksist deniniz bir örgüt ama şimdi bir argümanı kullanıyor. Burada milletimizin çok dikkat etmesi lazım. O da şu. Bakınız bu PKK'yı savunan partiler veya düşünceler burada şimdi şeye oynuyorlar. Müslüman Kürtlere oynuyorlar. Yani İslam'ı sanki onlar savunuyormuş gibi bir argüman olarak kullanıyorlar. Bir yerde takiye yapıyorlar ama. Mesela bir tane BDP'li milletvekilinin bir kitabı var. Ki o böyle görünüş itibariyle Müslüman görünüyor. PKK'nın yani desteklediği partinin içerisindeki her zaman özelliği dile getiriyor. Hı hı. Şeyi dile getiriyor. Yani ayrılmayı, parçalanmayı dile getiren hı hı. Müslüman görünümlü bu PKK'lı partinin BDP'nin desteklediği partideki milletvekili şunu diyor. Kitap yazmış. Değişen Orta Doğu'da Kürtler ne istiyor diye kitap yazmış. Onun ilgili sayfasında ben bizzat okudum. Kendisiyle de bir televizyon programında tartıştım. Şunu söylüyor mesela. Diyor ki Kürtlerin başına diyor ne gelmişse Müslüman oldukları için gelmiştir diyor. Yani bunu Müslüman kimliği en çok öne çıkan şeylerden milletvekillerinden biri söylüyor, biri söylüyor. öyle mi? Birisi söylüyor. Için, tabii, efendim. Evet. tabii. Yani, yani bu da diyorsunuz ki zaten bakış açılarının önemli bir göstergesi tabii ki. Yani İslam sadece e, kullanılıyor hatta e, buradaki bakış açısı zaten çok daha ötesinde Tabii. Evet. Buradaki bir, amaç, şu, amaç şu amaç e, şu yani oradaki Müslüman görünüm Müslüman olan kardeşlerimizin bu PKK destekçisi partinin de desteklenmesi için o milletvekillerinin içine şimdi görünüş itibariyle Müslüman milletvekili görüntüsü koydular. Hı hı. Bu bir argümandır ve bu aldatıcı ve yanıltıcıdır. Burada e, Müslüman halis, saf bu vatanı, milleti seven kardeşlerimiz buna bu oyuna gelmesinler. Hı hı. Başka bir şey daha var. Mesela kendilerine göre bir cuma namazı kılma peydah oldu. Hı hı. Yine kendilerine göre işte bu PKK'nın görüntülerinde var. Efendim namaz namazlan efendim namaz kılan birisiyle dalga geçen tabi, görüntüleri tabi, var. Tabii yani. tabii tabii. Ya yani biz televizyonumuza Müslüman... Müslüman... yayınlıyoruz bunları. Efendim e, kaldı günler... ki bölücü başının bizzat zaten Allah'a ve dine karşı olan ifadeleri çok nettir. O şeydir. Evet. Yani o söylem Marksistlerin zaten... evet. söylemidir o. Hı hı. Mesela asıl adı da asıl adı da e, Abdullah Öcalan değildir. Artin Aramyandır asıl adı. Ermenidir. Hı hı. Yani şeyine baktığınız ama Ermenidir. Hı. ya Ve burada bütün o asaladan sonra, asalanın yok olmasından sonra e, maalesef orada e, şey getirdiler. O asala PKK ile birliktelik yapıyor şimdi. Evet. Şimdi efendim konunun çok dağılmasını e, istemiyorum. E, bölgedeki Türkiye'nin bölgedeki konumundan başladık. Şu an artık e, ülkemizin içine girdik ve Güneydoğu sorunundan bahsediyoruz. Evet, Siz e, evet. hem Güneydoğu'da... E, Görev bir asker yapmışsın. olarak görev yaptınız. Evet, evet. Hem de aynı zamanda araştırmaları olan bir insansınız. Evet, evet. E, bundan dolayı şu an geldiğimiz aşamaya ben e, biraz değinmek evet, istiyorum. Şimdi... Çözüm süreci var. Fakat çözüm sürecinin e, bir yandan çözüm süreci ilerliyor. Çok güzel kan dökülmüyor. Bu zaten hepimizin isteyeceği bir şey. Fakat aynı zamanda milletimizin bazı endişeleri de var. Şimdi biz bu endişeleri konuştuğumuz zaman çözüm sürecini baltalayan insanlar konumunda olmak için asla değil. Fakat bu endişeleri konuşmak aynı zamanda devletimizin, hükümetimizin elini güçlendirir. Ee, bu endişeler giderildiği takdirde bunlar e, söylendiği hükümetimiz de bunu aslında sık sık dillendirip bu e, endişeleri halkın haklı endişelerine giderirlerse e, hem kendileri halkımız yatışmış olur kendilerini daha şey hissederler e, bilgilendirilmiş hissederler hem de hükümetimizin de eli rahat eder böyle bir durumda. Dolayısıyla konuşmalarımızın amacı yani aynı zamanda bir destek mahiyetindedir. Evet şimdi e, çok güzel bir noktaya temas ettiniz teşekkür ederim e, sizi de ayrıca kutluyorum. Hani Atatürk'ün dediği gibi eğer kadınlarımız gerçekten ulusun anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden daha çok aydın ve daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Çok ee, ve e, siz de kutluyorum ben. Ha, teşekkür ederim ee, Sağ olun. Bir Türk e, Türk hanımefendisi olarak hı hı. aydın bu kadar güzel şeyleri paylaşıyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Hani sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim şimdi burada çok güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi ee, doğudaki doğuda neler oluyor bir kere. Evet. Şimdi ben Türkiye'de yaşayan bütün insanlara 75 milyonda bir tapu sahibi olarak, ben de siz de tapu sahibiyiz evet. biz. Kimliğimizde Türkiye Cumhuriyeti yazıyorsa biz bu ülkenin sahibiyiz bir kere. Tapumuz var, evet. değil mi? Tabii. Ki. 75 milyonda bir hisse sahibiyiz biz. İnsanlar, İstanbul'dan, Ankara'dan her taraftan yaşayan insanlar. Bir kere bir doğuya seyahat etsinler. Bir gitsinler canım. Yani Diyarbakır'a gitsinler. Efendim Tunceli'ye, Hakkari'ye, Van'a, Şırnak'a. Ya bir Hı -hı. seyahat edin canım. Hı -hı. Bir seyahat edin. Orası bizim yurdumuz. Evet. Orası bizim toprağımız, bizim vatanımız. Orada neler oluyor? onu bir kere bunu söylemek istiyorum gençlere. Evet. Bütün insanlar, ülkenin her karışını, Efendim şimdi ta dünyanın öbür tarafından Japon geliyor, Nemrut Dağı'na çıkıyor, güneşin batışını izliyor, doğuz, doğuşunu izliyor. Siz de bir ziyaret edince, Ağrı'yı bir ziyaret edin mesela. Hı -hı. Neler oluyor? Hı -hı. Bunu bunu çok önemli. Yani televizyonlardan ve bize aktarılmak istenen bilgilerle değil, bizzat yaşayarak. Şimdi doğuda şunlar oluyor. Şimdi bir, kaçakçılık ön planda. Yani uyuşturucu kaçakçılığı. Bu bir kere PKK'nın... E, ülkedeki en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi bu. Bir kere bir bir uyuşturucu işi var. İki, kaçakçılık var. Şekerinden tutun çaya kadar. Mesela doğuda mazot bir buçuk lira, iki lira, bir lira. Evet. Çay, şeker. Yani bila istisna her şey kaçak satılıyor. Elektrik parası ödenmiyor. Vergi vermiyor kimse. Şimdi burada bizim şunu söylememiz lazım. Ya bu toprakta yaşamanın bir faturası var. Ben Batı'da, e, İstanbul'da, İzmir'de nasıl elektrik parası ödüyorsam senin ödemediğin parayı ben ödüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ve siz ondan sonra gidiyorsunuz efendim elektrik e, faturası veyahut da tamir aracını deviriyorsunuz, yakıyorsunuz, iş makinelerini yakıyorsunuz, öğretmeni öldürüyorsunuz. Ama polis asker zaten sıkıntıda ve o mesela Diyarbakır'da bayrağı indirdiler. Evet, o nöbetçinin. Evet. Hı hı. Nöbetçinin bizim askerlikte bir kural var yani. Askerlerin daima bir inisiyatif hakkı vardır. O da şudur. Size emir verilmeden mevcut talimatlar ve kanunlar gereği siz bir şey yaparsınız. Bunun adı inisiyatiftir. Askere inisiyatif vereceksiniz. Asker orada o bayrağı birisi el uzatıyorsa nasıl Allah razı olsun o komutanı alından öpüyorum. Hı hı. Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan hı hı. efendim al'ının ortasından o rumu indirdi aşağıya. Hı. Asker de indirecek. Yani siz yetkiyi vereceksiniz. Yani bu çok evet, önemli bir şey. Evet, evet. Yetkiyi vereceksiniz o asker İnisiyatif kullanacak. Siz mesela nöbetçi kulübesini taşıyor adam. Böyle bir şey olabilir tabii mi Tabii tabii tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Yani veyahut da kimlik kontrolü yapıyor. Evet. Ha şimdi burada eğer yöneticilerimiz ve büyüklerimiz öyle söyleyelim. Evet. Siyasi erk, hükümet yapanlar, hükümet edenler. Eğer bir proje sabrı gerektiriyorsa, buna millet olarak biz sabredebiliriz. Evet. Ama sabır sınırlarının uç noktasına gelmişse, orada bu milleti kimse tutamaz. Evet, bu çok önemli. Bu bilinmeli değil mi Ahmet Bey? Ya şimdi. Evet. Tamam, tamam. Bir senaryo var. Hani şehit gelmiyor, hı hı. canım şehit gelmiyor da. Yani ben bu topraklar için canımı veremiyorsam zaten burada yaşamamın bir anlamı yok. Tabii. O zaman gideyim, efendim Afrika'da yaşayayım ben. Tabii. Haysiyetimiz, onurumuz gittikten sonra gittikten zaten sonra değil mi? Ne, Yaşamanın ne anlamı var o şekilde? Neye yarar? Yani eğer hükümet şunu diyorsa veyahut da büyüklerimiz efendim biz bir barış sürecine girdik efendim bu dönemi böyle geçireceğiz. Bu insanlar kan gelmeyecek, şehit gelmeyecek. Tamam da yani orada hani devlet gücü ve devlet erki o zaman PKK'nın kontrolünde gibi Adam... bir algı olur. Algı olur. Evet, evet. Algı bu da çok olur. rahatsız edici kabul edilmesini getirir. Yani insana... devlet orada gücünü göstermesi gerekiyor değil mi? Tabii. Varlığını daha çok hissettirmesi gerekiyor değil mi Hazreti Bey? Ki, tabii. Evet. ki orada devlet devlet e, bu şeyin önüne geçecek. Geçmeli. Evet, evet. Şimdi başka bir şey daha. Şimdi biz şunu bilmeliyiz. Bir de yapılan anlaşmalar, yapılan sürecin ucu onu herkes açık ve net bilirse Evet sabretme zamanını ayarlamış olursunuz. Aksi takdirde o sabır sınırları ki bakın bugün ülkede şu sesler geliyor. Efendim bizi de çok arayanlar var maille, telefonla. Efendim hocam ne oluyor? Hı Hani doğuda neler oluyor? Biz ne yapacağız? Evet. Hani bize bir şey söyleyin. Haklı endişeleri var halkımız. Ta yurt dışından, Almanya'dan, Hı -hı. Fransa'dan dünyanın öbür ucundan. Bir de Ahmet Bey izninizle bu endişeleri duymalarından ötürü biz aslında sevinç duymamız gerekiyor, mutlu olmamız gerekiyor. Tabii Endişe duymayıp duyarsız olmalarını mı isterdik halkımız? Efendim bugün Almanya'da Almanya'da 3 milyondan fazla vatandaşımız yaşıyor. Evet. Fransa'da öyle, Avrupa'da öyle. Yani bakmayın, şimdi bakarsınız güneş bazen doğudan doğar, bazen batıdan doğar. Tabii. Hiç belli olmaz bu işler. O zaman tersine döner dünya. Yani siz e, e, burada bir plan varsa. Evet. Bunu açık ve net ben bilmeliyim. Evet, evet. Sabrım nereye kadar gider onu Allah bilir. Hı hı. İki, Burada bu sinir uçlarıyla oynayan insanlara karşı eğer devlet bir şey yapamıyorsa kuvayı Milliye ruhuyunu canlandırırsanız o zaman evet. insanların önüne geçemezsiniz. Çok doğru. Çok o güzel çok, söylediniz tabii. O çok sıkıntılı bir süreç hı hı. olur. Yani hı hı. o onun adı İstiklal Harbi olur. Hı hı. Ve, gerekirse de yapılır ama. Gerekirse de yapılır. Burada Ama gerektiği takdirde. Burada bakın size. bugüne kadar PKK'nın beceremediği bir şey var. Orada yaşayan Müslüman Kürt kardeşlerimiz onlar bu oyuna gelmedi. PKK getiremedi bunları. Yıllardır getiremiyor. Demek ki orada bir güçlü irade var. Ama burada devlet gücünü orada onlara hissettirirse onlar da bu mücadelenin içinde olur ve orada istenen bir Kürdistan ama İçinde Kürtlerin yaşamadığı bir Kürdistan isteniyor. Nedir? Orada bir büyük hata yapılmıştır. Evet. Bu tarihi bir hatadır. Bunu söyleyeceğim müsaadenize. Evet. Efendim, e, 4867, 4868 numaralı, lütfen herkes internete girip baksın. Self-determination diye hı hı. ikiz yasalar var. Evet, maalesef. Bunu maalesef bazı çekinceler olmasına rağmen biz kabul ettik. O da nedir? Eğer diyor bütün haklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptir diyor. Ve diyor bu haklar oradaki zenginlikleri paylaşmak isterlerse mesela mesela GAP projesini Dicle Fırat Nehri'ni oradaki Raman Siirt Batman petrollerini evet. arkadaş bunlar da bizim malımız biz de buraya Kürdistan kuruyoruz derlerse self determination diye biz 2003 yılında bunu kabul etmişiz. Aslında evet, bu çok tehlikeli, ucu açık ve çok sakıncalı bir e, yasa. Nasıl kabul etmişiz? Ottawa mi? Sözleşmesi. Hı hı. Mayından temizlenecek alanlar, depolardaki 2008'e kadar, sınırlardan 2014'e kadar, o süreyi bit geçirdik. Bütün sınırlardaki mayınları temizleyeceğiz. İyi de Amerika imza atmamış, Rusya atmamış, Ermenistan atmamış, İsrail atmamış. Biz niye atıyoruz? Yani bizde bir şöyle telaş var. Yani. <laughs> Yani bu bunu eleştirebilirim ben. Hı hı. Ben bir vatandaş olarak fikrimi söyleyebilirim. Tabii ki. Bizde bir telaş var. Bir şey olduğu zaman pat diye gidip bir imza atma hevesimiz var. Kyoto anlaşması. Genetiği değiştirmiş gıdalar bakın bugün Türkiye'de Tabii. Türkiye'de hastalıkların hat hesabı yok. Mesela domuz gribi vardı nereye gitti? Hı hı. Aşılar geldi. Kuş gribi vardı nereye gitti? Yani biraz bizim ya bir şeyler oluyor yani. Ha ya bunlara karşı en azından bir tedbir almalıyız. E biz gitmişiz ikiz yasalara imza atmışız. Şimdi derse ki doğudaki vatandaşlarımız. Arkadaş ben özerk bir Kürdistan kuruyorum ki onu diyorlar PKK'lı milletvekilleri. Hı hı. Pervasızca bunu dile getirebiliyorlar ne yazık ki. Adam diyor ki ben diyor özerklik de diyor Öcalan'dan diyor konuşmamız da var diyor. Vay be. Sen oraya gideceksin Kürdistan kuracaksın. Biz de buradan seyredeceğiz. seyredeceğiz. Öyle evet. mi zannediyorsun? Hı -hı. Gençlerin, evet. gençlerin, evet, bakın, kadınıyla kızıyla bakın bakın Türk insanlarının gençlerinin gençlerini uçlarıyla oynamayın. Bakın kadınıyla kızıyla bu ülkede bu ülkede bazı şeylerin efendim Haddini bildirmek bizim boynumuzun borcu olsun. Şeref ve namus sözümüz olsun bizim. Biz bu bayrak için yaşıyoruz. Bu toprak Çok. için yaşıyoruz. Bizim başka bir şeyimiz yok ki. Çok doğru. Bu ülkeden başka nereye gider Türk milleti? Suriyeliler buraya geldi. Evet, Peşmerge buraya geldi. Biz nereye gideriz? Ya yani bunu bir söyleyelim bakalım. Hı hı. Biz nereye gidebiliriz? Hanımefendi. Aylin Hanım. Hı hı. Bize birisi bunu söylesin canım. Hı, hı. Biz de şey. gidemeyiz. O, o masum halkımızın da yine çevre ülkelerin komşularımızın da yine güvencesiyiz. Gideceğimiz yer yok. Evet. Mesela Efendim biz terörle, demokrasiyle, insan haklarıyla mücadele edemeyiz. Hı hı. Terörün kendine göre yöntemi vardır. İdamı nasıl? Efendim gitsin Amerika'da birisi, ben desin ki Amerika'da özellik ilan ediyorum desin bakalım. Anasından emdiği süt burnundan gelir. Tabii kesinlikle. Yani böyle bir şey diyebilirim. Birisi Almanya'da gitsin bir sokağın başında. Ben burada desin ikiz yasaları özellik Self-determination istiyorum desin. Tabii. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz günlerdir televizyonumuzda da yayınlıyoruz bunu. Mesela PKK burada son derece şımarıkça ve pervasızca eylemler yaparken yaparken e, Almanya'da görüyoruz. PKK yandaşları gayet güzel giyinmişler. Bakın. Ellerine yazılı şeyler, panolar, levhalar var. Haklarını çok sessiz bir şekilde onları göstererek efendi bir şekilde ifade ediyorlar. Burada, Demek ki olabiliyormuş. Olabilir. Zoru görünce, değil mi? Burada önemli olan Sistem sistem kurulmuş. Tabii, tabii. O sistem içerisinde insanların özgürlükleri belli. O sistem kurmuş. Aynı insan Türkiye'ye geldiği zaman kırmızı ışıkta geçiyor. Almanya'da geçmiyor mesela. Tabii tabii çok doğru söylüyorsun. Orada sistemi kurmuş. Evet, Orada polis. Evet, evet. Almanya'da polis demek Haşa. Hı hı. Yani. Çok önemli. Amerika'da bakın polisler dur falan demez tabii, Amerika'da. Tak diye vuruyor, çekip vuruyor yani. Vuruyor, tabii. yani biz Ki de böyle yapılsın şey demiyorum Değil tabii doğru değil ama haklısınız. Böyle bir şey olabilir mi? Hı hı. Yani biz MOBESE kameralarından film seyreder gibi. Hı hı. Şimdi tabi televizyonlarda da şey kalmadı. Hani habercilik falan kalmadı. Yarısı böyle hayvanların e, e, şeyleriyle videolarıyla yarısı da MOBESE görüntüleriyle. O MOBESE görüntülerini de ben eleştireceğim. Hiçbir polis kaydettiği mobese görüntüsünü televizyona satamaz. Bu insan haklarına aykırıdır. Oradaki yaralanan insanın ruhunu incitir. Ölen insanın çoluğunu çocuğunu incitir. Bu mobese kameraları görüntülerini size televizyonlara servis yapın diye çekemiyorsunuz. Bu böyle çok yani insan haklarına aykırı bir durum bu. Böyle bir şey olamaz. O kişilerin rızası da alınmamış oluyor değil Efendim, mi? Efendim orada ölen insanlar tabii, var, tabii. yaralanan insanlar var. Tabii. O acıyı niye yaşatıyorsunuz? Tabii. Sonra size kimye veriyor böyle bir yetkiyi? Evet. Sen polis olarak bu kamera görüntüsünü, sen nasıl oluyor televizyonların haber servislerini yapabiliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Bu da çok yanlış bir şey. Tabii. Yani orada polisi de şunu söyleyeceğim. Tabii onlar da görev yapıyorlar ama bakın bugün... Ondan daha önemli, terörden insanların daha önemli önceliği nedir biliyor musunuz şu anda? Evlerinde bizi seyreden insanların önceliği bir yaprak kımıldamıyor, ekonomik kriz hat safhada. Dolar aldı başını gidiyor. Şu anda doların efendim tarihinin zirvesini yaptı. Fabrikalar kapanıyor, iş yerleri kapanıyor, evlere ekmek gelmiyor, açlık hat safhada. En önemli sorun Türkiye'nin sorunu şu anda vergiden inim inim inliyor insanlar. Yazık oluyor, günah oluyor bu insanlara. Bu fakire, fukaraya, bu millete günah oluyor. Yani o insanlar şimdi şu anda insanların önceliği vatan gitmiş, toprak satılmış, özellik olmasın falan değil. Şu anda insanların önceliği ben akşam eve nasıl çocuklarıma ekmek götüreceğim. Bakın insanların başına her türlü hal gelebilir. Hepsine sabredebilir. Ama insanlar çocuklarına süt götüremediği zaman Bebeğine mama götüremediği zaman o insanları bambaşka bir insan görürsünüz. Onun için herkesin, herkesin burada dikkatlice ülkemizin insanlarını, fakiri fukarayı onları çok iyi kollaması lazım. Hı -hı. Bakın bugün eğer Arjantin gibi başka ülkeler gibi bizde yağma talan tabii, olmuyorsa, tabii, tabii. olmuyorsa bunun bir tek nedeni var, bizim İslam kimliğimiz, Kesinlikle. birbirimize yardımlaşmamız, tabii. komşusu açken ben tok yatamam telaşımız. Tabii. Ama yani. Şu anda kriz hat safhada. Fabrikalar kapanıyor, iş yerleri kapanıyor, işsizlik hat safhada. Üniversite gençleri, yepe genç çocuklar, efendim, e, onlar iş yere, işe giremiyorlar. Bugün üniversiteden mezun olmuş bir genci, bizim de evlatlarımız var. Ne para, ne araba, ne ev, ne hiçbir şey mutlu etmiyor. Sadece çalışayım ben kendi e, özgür e, irademle paramı kazanayım. Onlar mutlu ediyor gençleri. O gençler yani e, Böyle bir Türkiye manzarası var şu anda. Şimdi bizim şunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Yani birincisi devletimizin bir projesi varsa. Şu an tekrar terör konusuna mı döndünüz? Tekrar terör. Evet tabii, tabii teröre, önemli. Oradan zaten oradan devam edelim. Oradan teröre geliyor efendim. Tabii. Yani şimdi burada devletimizin bir planı varsa bunu biz bilelim. Biz bilelim. Yani PKK burada Efendim bayrak mı şey yapacak? Tabelalar değişiyor. Bayraklar asılıyor, indiriliyor. Evet, evet. Ondan sonra yol kontrolleri yapılıyor. Efendim e, e, askerleri, polisleri yollarda çevirip PKK arabadan indiriyor. Evet. İşte geçen bir as efendim hanımına hamile olduğu için evet, evet. bir e, alışveriş yapmak isteyen Diyarbakır'daki Necdet isimli bir kardeşimizi arkasından kurşun sıkarak kalleşçe katlettiler. ...ona bir evi kim bağışladı biliyor musunuz? Evet, evet. Ee, Fransa'da çalışan bir sıvacı Hı. ustası... Evet. ...geldi... ...hanımına Eskişehir'deki evini bağışladı. Biz ona Türkiye Asubaylar Sendikası olarak... ...madalya takdim ettik. Maşallah çok güzel yapmışsınız. Helal olsun. Size de, o sıvacı kardeşimize de helal olsun. Gerçekten. Tebrik ederim. Şimdi, Örnek olsun inşallah. Bu toprakları biz bir daha bulamayız. Değil bu gemi batarsa... ...hepimiz bunun içerisindeyiz. Yani burada... burada ha ...şimdi şu denebilir... İşte biz terörü e, silahla, silahlı mücadeleyle çözemedik. Efendim siyasi çözelim. Tamam çözelim de yani mecliste geliyorsunuz. Siz siyaset yapıyorsunuz. Bu ülkede Cumhurbaşkanı olabiliyorsunuz. Genelkurmay Başkanı olabiliyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Oraya giden doktor, öğretmen senin çocuklarına, eşine yardım ediyor. Sen doktoru tokatlıyorsun. Efendim orada Efendim öğretmenin okulunu yakıyorsun, lojmanı yakıyorsun. Oradaki iş makinelerini, arabaları kaçırıyorsun, yakıyorsun. Hani sen zannediyor musun ki yani ben orada şimdi Kürdistan'ı kurarım. Böyle mi zannediyor insanlar? Ben işte 3-4 bin dolar maaş alırım, lüks arabalara binerim. Efendim ben de burada efendim rahatıma bakarım mı zannediyor insanlar? İşte Erbil'de var işte bir orada şey sözde bir bu kuruluşa şey tutanlar var Erbil'e gidin çamurun içi ya Erbil'i gördünüz mü? Hı hı, hayır. Aynen çamurun içinde. Hı hı. Yani insanlar çamur içinde. Evet. Yedi ekme bir, bir lokma ekmek. Bizim oradaki Türk malı e, malzemelerimiz çikolatalarımız, bisküvi bebek mamalarımız. Efendim orada şey yani çok en birinci sınıf yiyecek. Böyle mi zannediyor insanlar? Yani e, bazılarının fitne aracı olarak kullandığı gibi vaat ettiği şeylerin gerçekleşmeyeceğini bilmeleri gerekiyor değil mi? Bir tabii, hayal de şey gerekiyor. Böyle bir Ona şey da yar etmezler böyle bir yani, ne özelliği ne bölünmeyi. Tabii bir Kürdistan şey... isteniyor onu söyleyeyim. Hı -hı, Bakın hı. yani bunu dillendiriyor açıkça söylüyorlar canım. Hı -hı. Bir Kürdistan isteniyor. Fakat içinde Kürtlerin yaşamadığı bir Kürdistan olur orası. Hı -hı. Orada kim yaşar? Orada işte bu dünya terör örgütleriyle menfaat odakları yaşar. Orada sen İstanbul'da da Ankara'da da evinde rahat çayını içemezsin. Eğer sen sınırdaki askere, sınırdaki karakollara ve sınır güvenliğini terk ettiğin zaman ondan sonra evine kadar girer bu terör. Tabii tabii. Tabii. O bakımdan çok yani enteresan işler oluyor. Anlamakta zorlanıyoruz. Hı hı. Şu vazgeçilmezlerimizin de bilinmesi gerekiyor değil mi Ahmet Bey? Hani tek vatan, tek millet, tabii tek bayrak ve tabii ana dil olarak da tek dil. Tabii, tabii ki. Bunlar tabii. Ki. bizim Şimdi burada burada şunu da söyleyelim. Yani hı. Ee, mesela bugün şey tartışılıyor. Ee, Osmanlıca tartışılıyor hı hı. bugünlerde. Hani Osmanlıca herkes öğrensin. Kürtçeyi de öğrensin. Tabii ki. Osmanlıca'yı öğrensin. da öğrensin. Tabii Biz ki, nasıl evet. İngilizce, Almanca, Fransızca evet. yıllardır işte e, 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 Mrs. and Mr. Brown'u öğrettiler bize yıllarca, değil mi? Evet, evet. Yani efendim herkes istediği lisanı öğrensin. Hı hı. Onda bir şey yok. Yani arşivler bugün o devlet arşivleri olduğu gibi Osmanlıca. Evet. Osmanlıca bir dildir. Ama Kürtçe bir dil değildir. O bir lehçedir. Ama Zazaca bir dildir. Kırmanca bir dildir. Ama Kürtçe bir dil değildir. Çünkü Kürtçenin içinde birçok isim Türkçe. Günler Türkçe. Birçok isim Farsça, birçok isim Arapça. O bir dil değil, o bir lehçe. zaten sizin de ifade ettiğiniz öğrensin, gibi öğrensinler. öğrensinler zaten öğrensin, efendim, iki kardeşimiz ya, biz de öğrenelim gerekse. Evet, ne güzel kültür öğrensin, yani. Öğrensin, evet, öğrensinler efendim konu. tabii ki. Tabii. Ama mesela geçen... Ana dil konusunda ana tarihsiniz. Dilde, tarihsiniz. evet. Ama geçen bir Osmanlıca bir hamam kitabesi okudum. Cağaloğlu'nda bir hamamda yazıyor. İstanbul'da. Evet. Tinetin napak ise hayır umma sen germabeden önce tatiri kalbet sonra tatiri beden. Şöyle diyor. Osmanlıca. Hı hı, çok güzel. Eğer diyor sizin tiniyetiniz bozuksa diyor, evet. bu hamam diyor, afedersiniz evet. sizi diyor temizlemez. temizlemez. Evet. Önce gidin kalbinizi temizleyin, hı hı. sonra gelin bu hamamda temizlenin diyor. Çok güzel. Tinetin, ne yapak ise hayır umma sen germabeden. Önce tatiri kalbet, sonra tatiri Ben Arapça, Osmanlıca, evet, Farsça evet. biliyorum. Evet. Ben yani de Osmanlıca Farsça biraz biliyorum. Evet, biliyorum. evet. Biliyorum. Osmanlıca hani musiki gibi hani akortları olan bir dil. Doğru. Nosyonu olan bir dil ve köklü bir dil. Efendim o da öğrenilsin. Ya yani niye bundan rahatsız oluyorsun? Biz Kürtçeden kimse rahatsız oluyor mu? Evet. Öğrensin. Arapça da öğrensin. Herkes yani çünkü bir dil bir insan. Kesinlikle. Şimdi biz Osmanlı arşivlerini maalesef Osmanlıca bilmeyen yoksa o arşivleri çözümleyemiyoruz. Belgelere ulaşamıyoruz. Mesela bugün bakın bu Osmanlıcanın öğrenilmesi çok önemli. Çünkü bu Ermeni soykırımı iddiaları için en önemli şeyler argümanlardan bir tanesi Osmanlıca dili. Hı -hı. Tarihsel bağlarımız zaten böyle kuracak. Tabii Yapır ki. Çok önemli tabii ki mi? orada yani Hı -hı. tabii Latin Latin harflerine geçmemiz doğrudur. Tabii ki. Atatürkümüzün Hı -hı. büyük bir devrimidir. Buna saygıyla karşılıyoruz. Bu yüzyılda bir gelmiş ve bize nasip olmuş bir lider Hı -hı. Atatürk çok güzel devrimleri. Aslında biz e, onun bekçisiyiz. Doğru. Bu noktadan baktığımızda mesela e, Orta Doğu ülkelerinin durumuna kültürel olsun, durumu olsun, İslam'ı yorumlama biçimleri olsun, bir evet. stilleri olsun kıyasladığımızda Atatürk devrimlerinin ve Atatürk'ün getirmiş olduğu anlayışın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz öyle değil Bir kere değil mi? Türk Türkiye kadınla, bir Orta Doğu olmamış. Kesinlikle Türk, Olmamışsa eğer Atatürk'e çok şey boş. Şey Türkiye bir kere Türkiye'den en önemli kazanımlarımızın bir tanesini söyleyeyim. Başka Hı. şeyler de var da mesela Türk kadınına layık olduğu değeri en çok Atatürk Doğru devrimleri vermiştir. Tabii. Yani o Türk kadınını bakın bugün hani mecliste çok az şey var. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Hanım milletvekilimiz evet. var. Hani keşke çoğunlukta fazla olsun. Bakın PKK bu argümanı da kullanıyor farkındasınız. Kullanıyor tabii tabii bakın. Kadın hakları, kadın özgürlüğü diye Efendim? evet kadınları toplum içerisine daha çok katma adına. E şimdi o zaman ne yapacağız? Biz de daha fazlasını yapacağız. Çünkü var zaten bu bizim. Bu arada bu aklımızda. argümanı kullanması şimdi bakınız ben ağrıda görev yaptım. 1984-86 iki yıl görev yaptım. Evet. Bir yılda kursa geldim Arapça dil temel kursuna geldim harp okulunun içerisine. Evet. Efendim orada bir tane ben Kürt Müslüman hanımı görmedim sokakta görmedim. Şimdi bakıyorsunuz bu PKK'nın hep kadınlar ön planda çocuklar Hı. ön planda. Evet. Mesela bu yani siz bu işte daha çıkan bir sosyolog araştırdı bu kitabı. Ben de zaman zaman PKK'da işaretler, semboller, kadınlar diye. İncelediğiniz zaman hani orada PKK'nın içinde kadınlar nasıl olabiliyor? Bunu sosyologlar araştırdı. Bu da çok önemli yani devletimizin bunu bu konuya çok önem vermesi lazım. Hı hı. Yani burada işte PKK'daki terörist kadınların Mesela şeylerine baktığınız zaman ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, yüksekokul mezunu büyük oranda. Evet, evet, Ve burada yani bu argüman nasıl kullanılıyor? O yüzden aslında Ahmet Bey, pardon çok özür dilerim, yıllardır gerek hocamız Sayın Adan Oktar Bey, gerekse de televizyonumuzda yaptığımız çalışmalarda şunu hep dile getiriyoruz. PKK'ya karşı siz de e, sözleriniz içerisinde belirttiniz. Marksistleriniz çizgide ideolojide başlamış ve evet. devam eden bir örgüt. Evet. Bu örgüte karşı yapılması gereken şey bilimsel felsefi mücadele. mücadele. Bakın çok güzel söylediniz. Tabii. Onlar kadınlarını eğitiyorlar. eğitiyorlar. Değil mi? Tabii. Okutuyorlar, tabii, tabii. eğitiyorlar. Üniversite eğitimi ve e, kamplarda eğitim göster tabii, tabii. E, görüyorlar bu kişiler. Tabi İdeolojik ve felsefi eğitimle beyinleri işleniyor. Evet. Aslında bunun en güzel yollarından biri onlarla bilimsel felsefi olarak mücadele, mücadele etmektir. Etmek. Çok değil doğru. Mi? Çünkü çok bir doğru. ara biliyorsunuz e, çok söylendi İşte Dağdan inecekler, silahlarını bırakacaklar. Şimdi efendim siz dağdan inecek insanların beyinleri aynı durduğu sürece ellerinden silahları alsanız ne olacak? Yani öbür gün başka bir örgüt gelir, dış güçler gelir, eline başka bir silah verir, yine kaldığı yerden devam eder. Evet. Önemli olan beyinlerin içerisini fethetmek. Kesinlikle. Bu da ancak bilimsel felsefi mücadele. Mücadele olur. Ederim, tabii evet. ki. Burada burada şu tabii ki yani bu e, e, bu ekolin e, düşüncenin. ...çok doğru bir tespit olduğunu... ...biz şimdi anlıyoruz yavaş yavaş. Evet. Hani tarih bize zaman zaman... ...yaptığımız hataların doğrusunu öğretir. Evet. Hani... ...Mevlana'nın bir sözü var. Mesela... E, ...devirip deryaya aktarsanız da eğer... ...bir dolumluktan fazla almaz testiler. Hmm. Kapasite evet. neyse o kadar. O kadar anabiliyor. Evet. Burada... E, ...işte kadınları kullanıyor, çocukları kullanıyor. Ondan sonra şimdi işte bayrağı kullanıyor. Tabii. İşaretleri kullanıyor, sembolleri kullanıyor. Her şeyi kullanıyor. Yani şu anda bütün gücüyle bu dezenformasyon ve buradaki bu işte parçalanmaya giden argümanların hepsini kullanıyor. Ama buna karşı bizim bir stratejimizin olmayışı insanları üzüyor. Belki bir milli seferberlik gibi, bütün televizyonlarda, bütün işte kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, devletimizin hükümetimizin desteğiyle çok daha ciddi bir mücadele yürütülebilir. Evet efendim. Burada yani burada şunu söylemek çok doğru olur. Burada bu mücadelenin, bu mücadelenin demokratik yollarla, insan haklarıyla, barış özgürlük lafıyla, siz şimdi bebekleri öldüren bir insana barıştan söz edebilir misiniz? Evet. Yani. Mesela Amerika'da idam şu anda e, idam var. Hı hı. E, siz idamı e, kaldırmışsınız. E, yani oradaki terörist e, yani e, akıllanır mı zannediyorsunuz? O gelir mecliste siyaset yapar. Bakın bir tanesi şey bıraktı mı silah bıraktı mı? Nerede? Bırak, tabii ki evet. Bu insanlar nerede? Evet. Bir tanesi silah bırakmadı. Sonra ama Amerika bu oyunu Bırakmaz efendim teröre tabii. borçlu, varlığını tabii. teröre borçlu. Tabii. Silaha borçlu oradan, mümkün oradan değil. Oradan evet. besleniyor zaten. Tabii. O, yani kaynak orası. Tabii. Kaynak orası. Evet, şu durumda biliyorsunuz Börücü başına ev hapsinden bahsediliyor. Bu da tabii. asla kabul edilemezler arasında. Efendim şimdi burada tabii şunu söylemek lazım. Şimdi yapılan toplum vicdanındaki etkisi nasıl olur? Evet. Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakarız ahirette değil yani, mi? Evet dev, o şehit o... analarının yüzüne nasıl bakarız? Tabii. Orada helalleşme deniyorsa hı hı. kimle helalleşecekler? Tabii. Yani şu anda 45 bin şehidimiz var. Bu şehitler hani ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii ki. Hani şimdi askerlerimiz şimdi yani şu anda elinde anneler süt bardağıyla geziyorlar. Çocuklarına süt veriyor gece. O çocuğu siz alıyorsunuz, o elini kanalıyorsunuz, davulla, zurnayla gönderiyorsunuz. 3 aylık eğitimle PKK'nın karşısına dikiyorsunuz. Ondan sonra bakın şimdi orduda da çok... Mesela Türk Silahlı Kuvvetlerinde de enteresan işler oluyor. Mesela e, intiharlar gittikçe artıyor. Hı hı. İki yılda 24 askıma intihar etmiş. Hı hı. Son 10 yılda 2.221 asker intihar etmiş. Korkunç rakam. Hı hı. Yani intiharlar artıyor. Bunun tedbirlerini behamal. Yani hı hı. en acil şekilde. Hani e, dışarıdan psikiyatristler mi görev yapacak? Başka şeyler mi yapacak? E, Gata'dan mı? ...bu konuda bir şey yapılacak, hareket yapılacak. Yani bu intiharların... ...intiharların ve bunların birçoğunun temeli de... ...çözümsüzlük ve ekonomik sorunlara dayanıyor. Uyuşturucuya dayanıyor. Bakın şimdi uyuşturucu oranı... ...gittikçe artıyor. Yani bu tabi... ...silahlı kuvvetler de toplumumuzun bir özetidir. Yani toplumda olan şeyden... ...silahlı kuvvetler soyutlanamaz ama... Hı hı. ...oraya aldığımız insanları... ...insanları yeniden topluma kazandırarak... ...eğiterek... E, e, bu görevi üstlenmeliyiz. Evet. O bakımdan bu konuya da dikkat çekmek isterim. Hani sizin aracılığınızla evet. e, burada burada terörle mücadele eden insanlara insanlara kanunların ölçüsünde onların yetki ve sorumluluğunu ve inisiyatifini vermek lazım. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Burada yani terörü biz demokrasiyle önleyeceğimizi zannediyorsak e, veya açılım veya başka şeyler argümanlar. Yani işe yarar mı bilmiyorum. Hı hı. E, e, bu e, neticeleri çok vahim olabilir. Evet. Siz başta söylediğiniz şeyi tekrar söyleyelim o zaman. Türk milletinin dediğiniz bir sabır noktası, sabır noktası galiba, var. Sabır Değil mi? Türk milletimiz çok sabırlıdır. Hı hı. Ve bu konuda da e, bir ayeti söylemek isterim. Evet. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insana lefî husrin. İllellezine amelû ve amelû ve tevasa bil hak. Tevâsâ bil hak ve tevasa bil sabr. Sadakallahu yani Allah, Cenab-ı Allah, Celle Celali asra yemin ederim ki insanlar hüsran içindedir diyor. Ancak iki insan kurtulacak. İnanıp salih işler yapanlarla birbirlerine hakkı, hakkı ve sabrı. Tavsiyem. Ben size diyeceğim ki, Tabii. Aylin Hanım sabredelim. Hani inşallah ülkemizin e, dilik düzenliğine, birlik beraberliğine, inşallah e, şey. E, e, vahim sonuçlarla neticelenmez. Tabii. Birbirimize sabrı tavsiye edeceğiz. Özellikle gençler Galyana falan gelmesinler. Hı hı. Yani onlar e, e, çok sabırlı olsunlar. Ama ama Türklerin bir şeyi vardır, sinir uçları. O tahammülsüzlük noktasına gelirse kantarın topuzu kaçar o zaman. Evet, evet. Bu da bilinsin yani, değil e, bu mi da efendim? Bilinsin. Evet. Bu da bilinsin. Yani bunu bunu herkes bilsin ki e, Türkler çok sabırlıdır. Hiçbir zaman kendilerine saldırılmadığı zaman Türkler saldırmamıştır. Hiçbir zaman. Tarih boyunca bu böyledir. Yani ama eğer Türkler ok yaydan çıkarsa e, geriye dönüşü çok zor olur. Onu söyleyeyim. Taş taş üstünde kalmaz. Evet. evet. Orada kurunun yanında yaş da gider. Tabii. O bakımdan o Güneydoğu'daki topraklarımızdaki Müslüman Kürt kardeşlerimiz bu oyuna gelmemeli ve orada yapılan bu tip efendim insanları galyana getirecek hareketlerde bizzat kendileri müdahale etmeli. Evet. En azından çocuklarına, eşlerine, çevrelerine hakim olmalı. Evet. Efendim tabi programımızın sonuna geldik ama şunu da eklemek istiyorum. Bu söylediğiniz çerçevede tabii ki dediğiniz gibi mukayyet olsunlar çocuklarına, çevrelerine fakat örgütün yani mafya tarzı bir yapısı var sizde tehdit ve baskı unsurunu kullanıyor Tabii. çok ciddi şekilde bunu kullanıyor. Tabii. ve şimdi biz e, Türkiye'nin batısından Ankara'dan İzmir'den İstanbul'dan baktığımızda yapsınlar demek biraz kolay. Ben de sizin gibi düşünüyorum kesinlikle katılıyorum size. Ama belki yani biz onu tam anlayamıyor olabiliriz fakat onlar örgütün baskısı sindirmesi ve tehdidi altında çolukları çocukları işte e, toprakları neyse hayvanları bunların e, yitirilmesi korkusu altında çok daha zor hareket ediyor olabilirler ama dediğiniz şey çok doğru. En azından sabır tavsiye En azından mesela şu geçtiğimiz günlerde 6-7 Ekim olaylarını yaşamıştık. Çok acıydı evet, bu olaylarda. Evet, Orada mesela kimse çocuğunu sokak bırakmayacak. Belki ailesini sokak yapılabilecek tabii. şeylerden biri. Tabii, tabii. Değil mi? Şimdi, Sükunet. et. Tabii ki. Bu, bu bu bizim şiarımızda var. Evet. Yani sabır bizim Türk milletinin yapısında var. Evet. Yapı taşlarında var. Ama burada şu var. E, bu topraklarda Bakınız tekrar ediyorum, bizim gideceğimiz dünyada başka bir ülke yok. Yani Tabii. E, bugün Suriye bize geldi, sığındı ki şu anda, yani hakikaten çok korkunç rakamlar ve oradaki savaşın en acı yükünü maalesef Irak Harbi'nde de burada da biz çekiyoruz yani evet. maalesef. Bu bedeli biz ödüyoruz. Hı hı. E, belki biz hani çok rahat bir ülke olsak, zengin bir ülke olsak belki o kaynakları başka yerlere harcayabiliriz. Evet. Teröre bugüne kadar harcadığımız para miktarı. Tahminen rakamlar e, e, yanıltmasın. Hani 630 milyar dolar civarında. Evet. Teröre harcanmış para. Tabii. Evet. Yani bunun içerisinde askeri argümanlar, askeri efendim savunma sanayine harcanan paralar bunları kastetmiyorum. Hı hı. Bunların çoğu teröre harcanmış ve o bölgede yaşamanın bir faturası var. Evet. Yani ama ama biz bunları bu kaynakları bu kaynaklara sahip olmak isterken bir tarafta da şundan vazgeçemeyiz. Biz altını çizerek söylüyorum. Bu topraklarda yüzyıllardan beri yaşamış, gelecek nesillere de bu bayrağı teslim edecek insanlarız. Evet. Bu sorumluluk bize ait. Ama yapılan işlerde dikkatle izleyelim. Ee, bu netice son raddeye gelmeden inşallah gerekli kişiler ve kurumlar bunun tedbirlerini alırlar. Ee, doğuda e, bizim kimseye verilecek bir çakıl taşımız yok. Çok güzel. Tabii. Bunu herkes bilsin. Ve e, bu milleti asla bölemezler bölemediler zaten evet. yani Müslüman Kürt kardeşlerimizi çok ayaklandırmak istediler bu oyuna gelemedi gelmedi kimse orada bu tip gösteri ve nümayişleri yapanlar da onlar Kürt değil çoğu Zerdüştür evet. onların yani Müslümanlıkla da alakası yok. Eğer bu PKK Müslümanlık argümanını kullanıp yani milletvekilleri vasıtasıyla işte bakın Müslüman Kürtler de bize dahil olsun İşte bakın bizim milletvekilimiz var Müslüman milletvekilimiz var diyorlarsa Onların yazdıkları kitaplar var. Değişen Orta Doğu'da Kürtler ne istiyor? Açsınlar. Ilgili baş sayfalarda Kürtlerin başına ne geldiyse Müslümanlıktan geldinmiştir diyor. Evet. Bu insanlar. Evet. De bu zaten bakış açılarını gösteriyor. Gösteriyor evet, zaten evet. yani bu bu şey. Evet. Dolayısıyla tamam. bu oyuna gelinmesin. Bu evet. oyuna gelinmesin. Evet. Ama ama terörün terörün yani kan akmasın tamam. Şehit gelmesin. Tabii ki elbette. Tamam elbette. Ona kimse karşı çıkamaz. Ama ben de siz de Buradaki kardeşlerimizde ve bizi izleyen bütün aziz milletimizde vatan söz konusuysa gerisi teferruattır der değil mi? Teferruat <laughs> o der. Der Diyoruz ve o bakımdan bunları paylaşmakta yarar var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim çok ben e, istifade ettik e, anlattıklarınızdan. Gerçekten e, konunun hani hem orada çalışmış biri olarak hem de e, araştırmalar yapmış biri olarak konuya çok vakıfsınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Efendim ben teşekkür ederim. Hani yine Mevlana'nın bir sözüyle ben de evet. sözlerime son vermek isterim. E, ermek olmaz asla akıl işi. Acizi bilmiştir de ermiştir kişi. Biz aciz olduğumuzu biliyoruz. Sizlerin ve başka kardeşlerimizin bizden daha alim olduğunu biliyoruz, estağfurullah, biz daha deyilir, değerli bilgili olduğunu biliyoruz evet, efendim olun, Öyle yani biliyoruz ama <laughs> ama şunu söyleyebiliriz ama bu vatan için söyleyecek sözümüz henüz bitmemiştir. Evet. evet. Yani bizler evet e, e, değişik alanlarda görev yapıyoruz ama vazife düştüğü zaman da efendim e, üzüm hoşafıyla tayin ekmeğiyle e, bu ülkede canımızı siper ederek gereken her şeyi yaparız biz de yaparız siz de yaparsınız. Tabii ki, ben size çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Ee, bizi seyreden değerli izleyicilere de en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah efendim. Efendim e, Sayın Doçent Doktor Ahmet Zengin Bey ile yapmış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere iyi günler diliyorum. Müzik